Şimdi arz fiyatının altına sarkmış, tekrar kendini kurtarmış, tekrar arz fiyatının üstüne çıkmış, tavan serisine sanki başlamış gibi görünen bir hareket projeniz var ama gelen bilanço pek de iç açıcı değil gibi görünüyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla şöyle bir bilançonun rakamlarını ufaktan bir bakalım sizlerle. Bakın mali tabloları bizlerle paylaşmış sağ olsun. Şöyle bir baktığımızda 80 lira fiyata ulaşmış hareket. Piyasa defter değeri 1,74'lerde. FK'sı 8'lerde normal. Yani sektör içinde normal aslında. Piyasa değeri 9 milyar 250 milyon TL'lik bir piyasa değeri var. Öyle ahım şahım yüksek bir değer de değil arkadaşlar. Dönem varlığı %21 artmış. Dönem varlık var. Duran varlıklar %4 düşmüş. Finansal borçlar %29 artmış. Net borcu %25 artmış. Öz kaynağı %17 düşmüş. Satışları nötr sayıları %3 düşmüş. Brüt karı %18 düşmüş. NFK'sı %36 düşmüş. Favökü %14 düşmüş. Ve net kar en can alıcı nokta %217 düşmüş arkadaşlar. Şimdi ne oldu da bu hale geldi? Enflasyon muhasebesi diyebilirsiniz. Yani birçok şirket enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmiş olabilir. Ama bu kadar olmaması lazım. Ama enerji sektöründe, ama yazılım sektöründe geçmişteki o popülerlik ne yazık ki bitmiş gibi görünüyor. Özellikle son gelen halka arzlardaki o ön yargı nasıl kırılacak? SPK buna nasıl bir çözüm bulacak diye düşünmeden edemiyoruz. Bakalım hareket projenin bu haftaki gidişatı nasıl olacak? Hareket bu hafta nasıl bir performans gösterecek? Bu gelen bilançodan sonrası bakalım yeni tavanları görebilecek miyiz? Bakalım diğer enerji sektörü, yan tahtalar, halka arzlarda da gidişat nasıl olacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.